Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün İncil'i çok kolay bir tığ oyası göstereceğim. Sizlere hem kolay hem de çok gösterişli güzel bir oya yapacağımız oya. Oyamızda en küçük boyun bir büyüğü inci kullanıyorum. Bu şekilde gül kurusu yazımımı kullanacağım. Oya 3 sıradan oluşuyor. Şöyle bir düşünün, 3 sıraydı galiba. 3 sıradan oluşan güzel bir oya. Önce yazmanın kenarına ikişer tane tığ battı. İkişer zincirden tığ battı yaptım. İkişer zincirden tığ battı yaptıktan sonra şöyle hemen alt kısmından kullandığım tığ numaram 21 numara bir tığ. Şu alt kısmından hemen başlayalım. Tığ battıya tığımı sabitliyorum. Sabitledikten sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincir çekip 1, 2, 3 tane tığ battı atlıyorum. 4. tığ battının içerisine tığımı, pardon, 10 çekmeyecektik. Pardon, yanlış yaptık. 10, 11, 12, 13, 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir atlayıp 4.'ye 3 tığ battı atlayıp 4.'ye battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya tığımı batıyorum. Onun üç zinciri çektik. 1, 2, 3, 4. tığ battıya tığımı batıyorum. Birinci sırası oyanın. Bu şekilde. Burayı biraz şöyle ilerleteyim ve tekrar döneyim sizlere. Evet, bu şekilde biraz ilerlettim. Şimdi buradan ikinci sırasını yapacağız. İkinci sırasını yapmak için önce şu tabana batıyorum. Tığımı, bunu ayrıca ütüleyeceğiz de nasıl ütüleyeceğinizi de göstereceğim. Tabana battım. Buradan zincirin içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip hemen tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8 tane de karşı tarafa battım. Buradan hemen direkt bu şekilde zincirin üzerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimizi çektik. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da 8 tane sık iğnemizi yaptık. İkinci sırasında bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet, ikinci sırasında sık iğne olarak böyle devam ettirdik. Şimdi üçüncü sırasındayız. Bakın, tığımı şuradaki çekmiş olduğum 4 tane zincirimin içerisine şöyle sabitleyeceğim. Sabitledim. Sabitledikten sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Buradaki inciyi bir tane akıtıyorum. Akıttıktan sonra şöyle
Kapatıyorum. Bakın kapattım. Kapattıktan sonra tekrar buradaki ipin içerisinden tığımı batıp tekrar kapatıyorum. Bir zincir çekip başına bir kez sarıyorum. Aynı yere girip bir defa da çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip buradaki yapmış olduğum sık iğnenin arka kısmından tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Başına bir tane sarıyorum, hemen yanına batıp bir kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip arkasından batıyorum. 2 oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sekiz tane yaptıktan sonra buradan bir zincir çekip tekrar aynı yerden bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Buraya 6 zincir çekmiştik. 6 zincir de buraya çektik. Şimdi sıradaki şuradaki zincirin üzerinden batıyorum. Bakın. Üst kısmı oyamızın. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip kapatıyorum. Aynı yerden giriyorum. Tekrar kapatıyorum. Başına bir kez sarıyorum. Aynı yerden girip bir kere de çıkarıp 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar arkasından tığımı batıyorum. Üst kısmı da bu şekilde. Kolay bir oya. Bakın. Burayı da yapıp buraya batacağım. Bunu biraz ilerletip büyütüp inşallah ütüsünü de beraber yapacağız. Ütüsünü yapacağız. Büyütüp dönüyorum. Hem ütüsünü yapalım hem de birazcık nasıl gözüküyor yazmanın üzerinde bir görün. Büyüteyim oyayı. Evet, bakın oyamızı biraz büyüttüm. Şöyle yazmanın kenarına daha iyi görün diye. Şimdi bunun ütüsünü de yapacağız inşallah beraber sizlerle. Bakın oya bu şekilde. Hem kolay hem de gösterişli bayağı bir yapmışım. Şöyle oturdum kendime geldiğimde bayağı yapmıştım. Şöyle hemen bıraktım. Bakın şimdi bunu ütüleyeceğiz. Bu ön tarafı oyanın, burada arka tarafı. Arka tarafına şöyle seriyorum. Ben bunu buharsız ütülüyorum. Buharlı ütülemiyorum. Buharlı ütülediğimizde nemle sıcak İplikle temas ettiğinde oyamızı küçücük bırakıyor. Minik minik bırakıyor. O yüzden ben normalde oyaları bu şekilde ütülüyorum. Sabunlu bez falan üzerine koyuyor muyum? Hayır, koymuyorum. Direkt böyle seriyorum. Normal gömlek ütülermiş gibi. Ama ütünün 3. derecesinde ütüleyeceksem üzerini tabii ki kapatıyorum. Yazmanın üzerini. Bakın şimdi ütünün 3. derecesinde ütüleyeceğim ve şu yazmanın üzerine normalde pamuklu bezle kapatabilirsiniz. Ben şöyle peçeteyle kapatacağım. 3. derecesinde yazmayı ütü yakıyor. Bakın peçeteyi şu şekilde yaptım. Ütümüzü de 3. dereceye ayarladık.
üçüncü derecede inşallah tablosu yetişecek şöyle. Bitirmem izin verecek. Bakın bu bir incili oya. Biraz daha uzak yapalım. Bu bir incili oya. Şu kenar kısmından hemen yukarı yukarı vuruyorum. İncilere hiçbir zarar gelmez. Korkmayın. Şu uç kısımlarına ütü vurulmayacak. Şöyle nasıl gösterebilirim? Bakın şu kenar kısımlarından kenarına doğru yukarı yukarı hemen bir hamlede vurup çekiyorum. Şeyin yanında, incilerin yanında ütüyü çok oyalamıyorum. İnciler herhangi bir zarar vermez. Buharsız ütüm. Ütünün üçüncü derecesinde ütülüyorum şu anda. Bakın. Şöyle göstereyim. Ütünün üçüncü derecesi sıcak yani. Yazmanın üzerine o yüzden örttüm. Şöyle güzel bir şekilde ütüleyelim. Peçetemi kaldırayım. Yakın çekimimi yapayım ve oyayı sizlere ütülü halini göstereyim. Bakın. Oyamızın ütülü hali bu şekilde. Şöyle tersi. Şöyle de oyamızın düzü kendi üzerinde galiba daha güzel oldu. Gerçekten oya çok hoş oldu. Çok hoş ve çok güzel oldu. Şöyle bakıldığında hoş bir oya oldu. Hem kolay hem gösterici hem de güzel. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.